Herkese kocaman bir merhaba. Yeni yılınız kutlu olsun. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım hayatınızda her şey yolunda gidiyordur. İç huzurunuz, sağlığınız, her şey iyidir, yolundadır. Beni soracak olursanız ben de iyiyim. Her şey yolunda. Yeni yılı karşıladık. Hazır yeni yıl geçmişken, biz hediyelerimizi açmışken size de bu ayki alışverişlerimden ve eşime aldığım, işte kızıma aldığım birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. 1,5 ay sonra sevgililer günü var. Belki izleyen hemcinslerim eşime aldığım hediyeden, ya biz kadınlar erkeklere hediye bulmakta daha zorlanıyoruz. Bence erkekler bize hediye alırken daha çok çeşit var. Ama biz erkeklere hediye alırken daha çok zorlanıyoruz. Sevgililer gününe de 1,5 ay kalmışken belki aldığım hediye ve hediyeyle ilgili fikir, ön bilgilerimiz yardımcı olmuş olur. Böylece birinin belki işini kolaylaştırmış olurum. Bir sevgililer günü hediye alternatifi yaratmış olurum. Aynı zamanda izleyen baylar varsa, erkekler varsa da onlar da memnun kaldığım, bu ay aldığım, kullanmaya başladığım ve memnun kaldığım şeyleri anlattığımda belki onlara da kolaylık olmuş olur. Evet almış ve kullanmış, memnun kalmış, ben de alayım. Onlara da bir hediye alternatifi olmuş olabilir. Ve tabii ki aynı zamanda bu ayın ile yaptığım alışverişlerden de bahsedeceğim için önceki videomda söylemiştim zaten. O videoyu bu videodan sonra mı koyarım? Bilemediğim için tekrar söyleyeyim. Belli aylardan ile alışveriş yapıyoruz. Kitap ve oyuncak alışverişi. Bir kısmı geldi, bir kısmı gelmedi. Çok envai çeşit oyuncağı olan bir çocuk değil. İşlevsel oyuncaklar almaya çalışıyorum. Artık ilgisini çekmeyen oyuncaklardan bir kısmını belki ikinci bir bebeğimiz olur diye düşünerek kilere kaldırıyorum. Bir kısmını da doğum yapan arkadaşlarımız var ya da işte doğum yapmayı bekleyen arkadaşlarımız var. Onlarla paylaşıyorum. Bence hayat paylaştıkça güzel, böyle şeyleri paylaşmak gerekiyor. Öncelikle kendime aldığım yeni yıl hediyesinden bahsedeyim. Kendime, tabii ki kendime yeni yıl hediyesi aldım arkadaşlar. Yani almayacağımı düşünmediniz inşallah. Kendime aldığım yeni yıl hediyeleri bu iki kitap. Bu seneki 2021 yılı için kendime aldığım hediye, bir tanesi Gülseren Buğdacıoğlu'nun Madalyon'un iç yüzü. Tabii ki ben aldığım gibi hemen okudum. Ve Günahın Üç Rengi. Bu iki kitabı aldığım gibi okudum. Kendime yeni yıl hediyemdi. Ve böylece Gülseren Buğdacıoğlu'nun okumadığım hiç kitabı kalmamış oldum. Bir yazar hakkında tüm kitaplarını okudum diyebilmek bana büyük bir mutluluk veriyor. Kendi kendime evet, ben bu yazarın tüm kitaplarını okudum. Yani bunu söyleyebilmek gerçekten çok güzel. Sizle kitaplar hakkında, kişisel gelişim kitapları hakkında, cinayet romanları hakkında ve böyle Gülseren Buğdacıoğlu'nun kitapları hakkında da konuşacağımız bir video çekeceğim zaten. O yüzden detaya girmiyorum. Kendime aldığım çok güzel bir hediye. Nile yılbaşı akşamı giymesi için Waikiki'den bu pabuçları aldım, bu babetleri aldım. Çok güzel. Ayağıma biraz büyük geldi. Bence kalıp olarak bir numara büyük. Kız çocuğu olan anneler varsa ve kırmızı bir şey arıyorlarsa bence tercih edebilirler. Nil keyifle giydi. Bunu Waikiki'den almıştım. Bu arada son zamanlarda Waikiki'nin ürünlerini çok beğeniyorum. O kumaşı, o kalitesi, o böyle desenler, figürler gerçekten çok güzel. Çok beğeniyorum. Mutlaka böyle tercih edin Waikiki'yi alışverişlerde. Bu arada ben Nil'e pazardan da çok fazla şey alıyorum. Yani eğer üzerindeki desenin boyası Nil'in cildine zarar vermeyecekse, kumaşı da kaliteliyse pazardan da çok fazla şey alıyorum. Kendime de aynı şekilde öyle. Pazar gezmekten çok mutlu oluyorum ve Nil'e de alıyorum, kendime de alıyorum. Alışveriş dünyası ya da işte marka takıntısı bir derya deniz. Eğer içine girerseniz, kendinizi dizginlemezseniz ve hep alışveriş alayım alayım diye düşünürseniz bunun bir sonu yok. O yüzden kendinizle ilgili olsun, evinizle ilgili olsun, çocuğunuzla ilgili olsun, takıntılarınız olmasın, bir marka takıntısı olmasın bence. Kimseyle yarıştırmayın. En iyi oyuncak benim çocuğumda olsun, en işte iyisi benim çocuğumda olsun, en iyisini ben giyeyim, en güzelini ben takayım. Arkadaşlar bu derya deniz. Bu size iyi gelen bir şey olmaz. Yani sürekli birileriyle yarışırsanız ya da sürekli kendi kendinizle bu konuda yarışırsanız, insanın kendi kendiyle yarışması çok güzel bir şey.
Ama en iyisi bende olsun. En güzelini çocuğum giysin. Şöyle böyle bu tarz şeyler size zarar verir. O yüzden aklınızda bulunsun. Benim bulunduğum şehirde pazarda ben çok güzel şeyler buluyorum. Gerçi ben nereye gidersem gideyim. Yazın Ayvalık'a gittiğimizde oranın pazarından da hem Nil'e hem eşime hem kendime çok güzel şeyler buldum. Şans verin başka markalara, işte küçük butiklere, çok güzel böyle butiklerden, işte ya da normal işte sıradan bir marka adı altında olmayan dükkanlardan çok güzel parçalar bulabiliyorum ve giyiyorum. Bence hem siz de kendiniz için şans verin hem de çocuğunuz için şans verin. Bu elbiseyi aldım Nil'e. Tam görünüyor mu bilmiyorum. Bu böyle leoparlı elbiseyi aldım. Ben Nil'de leoparı çok seviyorum. Ben kendimde de sanırım leoparı çok seviyorum. Leopar eteğim, elbisem, işte montum, çantam, şapkam, öyle şeylerim var. Bunu da H&M'den aldım Nil'e. Bunun tight'ı da vardı. Daha hiç giymedi. Papuçları giydi ama bunu giymemişti. Giyeceği güzel, sağlıklı günleri olur inşallah. Bir de yine H&M'den bu elbiseyi aldım. Ama giydiğinde bence biraz gecelik gibi oldu. Olsun, hiç problem değil. Baharda giyer. Zaten şu an çok şükür ki evimiz sıcak. Evde de giyebileceği güzel bir şey. H&M'den bulabilirsiniz, bakabilirsiniz. Nil çok beğendi, çok mutlu oldu bunu görünce. Waikiki'den bu üstü aldım. Görebiliyor musunuz? Umarım net gösterebiliyorumdur. Waikiki'den bu üstü aldım Nil'e. Pamuk diyordu, yani %100 pamuk diyordu. Bir de üstünde ne yazıyor? Elsi Waikiki olarak doğayı ve gelecek nesilleri korumak önceliğimiz. Doğal kaynaklarımızı korumak için bu ürünü organik pamuk kullanarak ürettik. Harika bir düşünce, harika bir davranış. Çok güzel. Gerçekten giyince de çok yakıştı. Bakmak isterseniz Waikiki'de hala vardı diye biliyorum internet sitesinde. Altına da onunla uyumlu olan şu altı aldık. Şöyle beli kemerli gibi çok güzel böyle bir alt aldık. Çok beğendik. Nil de çok beğendi. Siz de bakmak isterseniz, merak ederseniz link bırakır mıyım? Aşağıya yazabilirim kodunu vesaire, eğer isteyen anneler olursa. Eşime bu ayki yılbaşı hediyem Potiş'ten bir ayakkabıydı. Bu sene ona kahverengi bir mont aldık yine bu tonlarda ve yelek aldık. Bir de altına ona uyumlu bir ayakkabı alayım istedim. Sevgililer günü için size iyi bir seçenek olabilir. Ya da özel bir gün olmasına gerek yok. Eşinizi mutlu etmek istiyorsanız. Yıl dönümümüz olabilir, nişanlık yıl dönümümüz, tanışma yıl dönümümüz, her neyse. Böyle zamanlarda tercih edebilirsiniz. Bu aklınızda bulunsun. Bir numara küçüğünü alın. Aldığım ayakkabı bu. Markası Hotiç. Hotiç'ten bulabilirsiniz. Bir de bunun laciverti vardı. Ama ben lacivert tercih etmedim. Çünkü yeni bu renkte bir kaban aldığımız için ve yelek aldığımız için lacivert tercih etmedim. Bir numara küçüğünü alın. Eğer almak isterseniz, eğer düşünürseniz bir numara küçüğünü almanızda fayda var. Evet. Bu. O da çok beğendi. Çok mutlu oldu. İyi ki bir numara küçüğünü almışım. Yani normalde öyle bir şey yapmazdım. Ama bir numara küçüğünü almam gerçekten çok güzel denk gelmiş. Helal olsun bana. Bu arada şunu göstereceğim. Yılbaşı ruhu daha bizim evde bir süre devam eder. Yılbaşı ruhunu yansıtmak için hem oturma odamızda, hem Nil'in odasında, hem de yatak odasındaki örtülerde, mutfakta da aynı şekilde yılbaşı ruhunu devam ettireceğim bir ay daha. Madame Coco'dan almıştım sanırım. Bakayım. Madame Coco'dan almışım. Yumuş yumuş bir battaniye, çift kişilik bir battaniye, böyle üstünde yılbaşı konseptli şeyler var, böyle toplar var, işte kar taneli evler var, çok güzel yumuş yumuş, böyle sarılıp buna uyumak gerçekten çok güzel. Yani böyle sarılıp kaç kez uyudum diye sorup yatak örtüsü gibi kullandım. Yatağımın üstüne dekor amaçlı kullandım. Ama Nil uyuduktan sonra böyle dinlenmek istediğimde üstüne yumuşacık yatıp böyle keyif yaptığım bir battaniye. Gerçekten çok güzel. Hala varsa
bence bakabilirsiniz. Yani yılbaşı ruhu bence hemen evimizden gitmesin. Azıcık daha tadını çıkartalım. Keyifle tadını çıkartalım. Nile bir şeyler alırken kendime de bunu almıştım. Bu Waikiki'den Mickey Mouse'lu. Mickey Mouse, Minnie Mouse bizi tanıyanlar bilir. Evimizin vazgeçilmez bir parçası. Ben çok sevdiğim için Nile de o tarz şeyler çok almıştım. O da çok seviyor. Minnie Mouse ya da Mickey Mouse görünce mini 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 diyor. Çok eğlenceli bir çorap. Bu arada Eringen'in E vitamini ampulünü aldım ama onu banyoda unuttum. Medikasol kullanıyorum. Kullanmaya başladım. Ve pantolonum çok az kalmıştı. Depantol, Medikasol ve E vitamini ampulünü karıştırıp haftada 3 gün üst üste cildime uyguluyorum. Gerçekten çok iyi geliyor. Böyle kullanmasam bile Depantol'ü sadece elimi ve yüzümü nemlendirmek için bile çok sık kullanıyorum. Bu sefer büyük boyunu aldım. Çünkü hem cildimi nemlendirmek için kullanıyorum. Hem de Medikasol ve E vitaminiyle karıştırıp cilt bakım kremi yaptığım için bunu nereden biliyorum? Çok yakın olan bir eczacı arkadaşım var. Çok yakın arkadaşım. Bu konulara çok ilgili ve bu konuda çok başarılı gerçekten. O kendini biliyor. O önermişti. Ben de kullanıyorum. Faydasını gördüm. Eğer böyle bir krem yapmak istemiyorsanız, E vitamini vesaire kullanmak istemiyorsanız sadece ve pantolu yüzünüzü nemlendirmek için bile bence kullanabilirsiniz. Ben Nil'de de kullanıyorum. Bu ayki alışverişimde bir de Mekin Studio Fix'ini aldım. Çok az kalmıştı. O yüzden tekrar yeniledim, aldım. Özel günlerde ya da işte böyle bunu sürmek istediğimde bunu alıp sürüyorum. Yılbaşı akşamı da sürdüm. Şöyle Mekin Studio Fix'ini aldım. Tabii ki yine yılbaşı akşamında kullandığım diğer bir şey. Bundan da çok az kalmıştı zaten. L'Oreal'in Glow Chair'ı. Bu renkli nemlendirici ve o kadar güzel ki ışıltı veriyor cilde. Sadece bunu sürüp bile dışarı çıkabilirsiniz. Ya da evdeyken kendinizi renkli görmek istediğinizde bile sadece bunu sürüp çıkabilirsiniz. Bugünkü makyajımın altında da bunu kullandım. Cildi çok sağlıklı gösteriyor. Işıl ışıl gösteriyor. Benim çok az kalmıştı. O yüzden bunu da yılbaşı için almıştım. Mekin Studio Fix'in altına sürdüm ve kullandım. Sephora'nın siyah rimeli var. Onu kullanıyordum. Ama rimelim bitti. Rimel arıyorum diye konuşurken çok yakın bir arkadaşım dedi ki diğer rimeli nereye koydum? Bu Golden Rose'un dedi A101'e, BİM'e, Şoka ürünleri geliyor ve gerçekten güzel dedi. Normalde Gratis'ten alıyordum ya da Golden Rose'un kendi şeyi var. Oradan alıyordum. Hiç rimellerini kullanmamıştım. Bu ay iki tane birden aldım ve şu an gözümde bir tanesi var. Yani nasıl görünüyor bilmiyorum ama ben gerçekten memnun kaldım. Gerçekten çok güzel. Bu da çok güzel. Ucu şu şekilde ince. Gerçekten çok güzel ve çok uygun fiyatlıydı. Yani ben çok bariz bir fark görmedim benim eski kullandığımda. Yani ne alabilirim diyordum. Maybelline kullanıyordum. Max Factor kullanıyordum daha önce. Farklı bir şey olsa. Yoksa yine o Sephora'nın o siyah olanından mı alsam diye konuşuyordum. O arkadaşım da cilt bakımı ve güzellik üzerine okumuştu üniversitedeyken. Çok iyi bilir böyle konuları. Golden Rose'un bu ürünlerini tavsiye etti. Gerçekten çok güzel. Bu rimeli. Rimel olarak kullanmamıştım. Ama şimdi artık kullanıyorum. Bir de hepimizin bence aşığı olduğu bu rujlar. Bunlardan 3-4 tane aldım. Farklı farklı kendime gideceğini düşündüğüm renkler. Bir de şu lip gloss'unu aldım. Bence bu lip gloss gibi. Nude Look diyor. Gerçekten çok, evet, lip gloss'muş. Gerçekten doğal parlaklık veren bir lip gloss olduğu yazıyor üstüne. Şu an dudağımda da kullandım. Mat bir ruj geçtim altına. Üstüne de bunu kullandım. Aynı zamanda bu Golden Rose'un yine bu rujunu aldım bu ay. Çok güzel bu rengi. Biraz daha koyu diğerine göre. Dudağımda da buna renk bir ruj var. Ama bu marka değil. Sonra Nile İş Bankası yayınlarının kitaplarını ve Sabri Ülker Vakfı'nın yayınlarını gerçekten çok beğenerek kullanıyorum.
Biz hareketli kitapları çok seviyoruz Nil'le. Bu kız için değil diye düşünebilirsiniz ama ben kızdır erkektir ayrım yapmıyorum. Nil'in arabası vesaire de var. Oyuncaklarda cinsiyetçi davranmamaya çalışıyorum. Bu hareketli tamirhane içindeki şeyler çok güzel ve işte abi diyoruz bunlara, işte düt 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 diyoruz, tekerlek diyoruz, konuşuyoruz bunlarla. Düt 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 diyoruz, işte bu hangi renk, araba hangi renk, bunlarla ilgili konuşuyoruz. Kitaplar gerçekten kalın ve kolay kolay yırtılmıyor, dayanıklı. Bir bu kitabı aldım. Eğer İş Bankası yayınlarından haberi olmayan anneler varsa ya da bu kitapları denemedilerse mutlaka denesinler. Aynı zamanda hareketli uçağı da aldım. Bunun içinde bir sürü insan var. Çok fazla böyle insan figürü, çocuk figürü var. İşte valiz var. Tatile giderken ne hazırlıyoruz kızım? Hadi bak valizimizi dışarı çıkarken atıyorum. Çantamız var. İşte bak bu kitaptaki gibi kızım diyorum. Anlatıyorum yine. Çok güzel, çok eğlenceli. Bu iki kitabı ekledim kitaplarımızın içine. Bir de tak çıkar aldım Nile. Böyle hayvanların olduğu. Çok kalabalık almamaya çalışıyorum. Mümkün olduğu kadar daha az parçalı puzzle yapmaya başladık. Tek parçalı puzzle yapıyoruz. Tak çıkarda da çok az parçalı, 5 parçaya geçmeyecek şekilde puzzle'lar yapıyoruz. Bunlar zaten bildiği hayvanlarda, bilmediği hayvanların olduğu çeşitler de vardı. Trendyol'dan aldım. Ama ben bildiği hayvanlardan gitmeyi tercih ediyorum. Şu anda adım adım ilerliyoruz. Bunları takıp çıkartıyoruz ve seslerini taklit ediyoruz. Trendyol'dan almıştım, bakabilirsiniz. Trendyol demişken Nil'in bana bir hediyesi var bu sene. Benim 1 Ocak doğum günüm. Eşim Nil'in de sana bir hediyesi var dedi. Nil uzattı paketi. Trendyol'dan bir tane kazak almış. Kazağı denemek için giydim. Ama evet öneririm, kumaşı harika, işte yıkadıktan sonra rengi solmuyor ya da işte kendini salmıyor diyebilmem için birkaç defa giyip yıkamam lazım. Ondan sonra mutlaka videolarımda bahsedeceğim. Bu arada benim gözenek problemim var bana göre cildimde. Kullandığım bununla ilgili bir krem vardı, aldım. O bitti. Sonra Yves Rocher'in bir kremini söyledim. Ondan önce de kullanıyordum gözenek küçültücü. Onlar daha gelmedi. Onlar gelirse de bir sonraki videoda yorumlarımı anlatacağım. Böyle bir problemi olanlar varsa yararlanabilir. Şimdi ben bu bluzumu göstereyim. Kızım aldı. Kızım almış yani. Ne kadar kızım almış oluyorsa her neyse. Böyle bir bluz. Zaten bu model triko şeylere bayılıyorum. Çok sık giydiğim şeyler. Böyle bir şey. Çok güzel. Giyince kendime çok yakıştırdım. Aynı şekilde Nil de çok beğendi. Bence ay ay cici cici yaptı. Eşim de beğendi. Ama böyle alın vesaire çok böyle iyi kumaşı var demek için şu anda erken. Ben çok beğendim. Kumaşı çok güzel durdu. Yumuşacık. Ama bir giyip rengi soluyor mu ona göre bakayım ve devam edelim. Şimdi göstereceğim şey bir çanta. Bu model çantam yoktu hep. Ya kare kullanıyorum ya da dikdörtgen çanta kullanıyorum. Çantalarımın arasında çok büyük olanlar da var, çok küçük olanlar da var. Nil'le çıkma durumumuza göre değişiyor. Bu Beymen'den alınmış bir çanta. Böyle bu model çantam hiç yoktu. Dediğim gibi ya dikdörtgendi çantalarım ya kare çantalarım var. Küçük bir çanta değil. Çok çok büyük bir çanta da değil ama bence çocuklu annelerin tercih edebileceği bir çanta. Eğer ekstra yanınıza bir şey almak istemiyorsanız, çocuğumun bir hırkasını alayım. Bez torbalarım var benim mesela, ufak. Nil'in bir bezini koyayım, bir ıslak mendilini koyayım, bir suluğunu alayım, bir hırkasını atayım. Cüzdan, anahtar, pıt. Süper. Çok güzel kullanılabilecek bir çanta. Ben büyük çanta kullanmayı sevdiğim için bana göre çok iyi bir çanta. Çok büyük bir çanta değil. Ama benim gibi böyle biraz geniş çanta kullanmayı sevenler için güzel bir çanta. İçinde çok ufak bir gözü var arkadaşlar. Yani çok minik bir gözü var. Bir şey koyamazsınız bence. Eğer içinde gözü olan çantalardan hoşlanıyorsanız, ben büyük çanta kullanıyorsam içinde bir anahtar gözü, bir telefonluk, bir cüzdan gözü ararım diye düşünüyorsanız tercih etmeyin. Ama benim için fark etmiyor. Benim zaten anahtar için aldığım cüzdanım vesaire, hani ufak ufak makyaj malzemesi için, anahtarım için vesaire koyduğum çantalarım belli. Mutlaka öyle çantalar alırım. Ufak ufak çantalarım var. Atıyorum böyle gözü olmayan çantaları da çok güzel kullanıyorum. Benim öyle bir ihtiyacım olmadığı için, içinde göz ihtiyacım olmadığı için, benim için güzel bu modelde bir çantam olmadığı için
Eşimin hediyesi, yılbaşı hediyesiydi. Güzel tercih yapmış. Yani kare çantada baktım, dikdörtgen de baktım dedi. Zorlanmıştı hediye alırken. Gerek de yoktu aslında. Yani hani zorlanmasına yani böyle ne alsam, hangi model alsam. Ona bakıyorum, sende var. Buna bakıyorum, sende var. Ama böyle dediğime bakmayın. Şimdi ben mesela bu çanta benim gardırobuma girdi. Ben mutlaka son zamanlarda kullanmadım, daha az kullandığım siyah olan bir çantayı anneme, arkadaşıma, işte eşime, dostuma, birine veririm. Eğer bir şey alıyorsam ve ondan 3-4 tane varsa o model, mutlaka onu elden çıkartıyorum. Çünkü kalabalığı sevmiyorum. Sapı böyle, gold detaylı, böyle bir çanta. Onun haricinde yine geldik Nile yaptım alışverişe. Eşime de birkaç parça şey almıştım. Ama daha elimize ulaşmadığı için onları da gösteremiyorum. Belki fikir olurdu sevgililer günü için ya da önümüzde özel bir günü olan vardır. Çünkü benim çevremde Ocak ayında özel günü olan, evlilik yıldönümü ya da tanışma yıldönümü olan bir sürü insan var. Aslında fikir olsun istiyorum ama daha elimize ulaşmadıkları için bazı şeyler. Şimdi gösteremiyorum. Böyle matlar aldım. Boya yıka matları. Yıkanabilir. Keşke onları Nil'in dolabından getirseydim. Yıkanabilir boyalar var. Keçeli kalemler var. İnternetten de söyleyebilirsiniz. Geçen gün Şok'ta da gördüm. Hatta ben Şok'tan aldım. Orada da bulabilirsiniz. Bu arada Şok, A101, BİM böyle yerleri, Fisher Price'ın çok güzel eğitici oyuncaklara geliyor. Ve dışarıdaki fiyatlarına göre daha uygun. Bilmeyen anneler varsa, ki sanmıyorum olduğunu, şans vermeyen ve bakmayan anneler varsa mutlaka haberiniz olsun. Yani konu oyuncak seveni ise ben gözlerimi dört açıyorum bu konuda. Çiftlik hayvanlarının bulduğu, Nil'in tanıdığı ve bildiği hayvanların olduğu, tavuk olsun, işte keçi olsun, inek olsun, eşek olsun. Yani bunların olduğu ağaç, ev, nerede, hadi boyayalım. Bu matlarla, bu silinebilir boyalarla boyuyoruz çıkabilen. Yani aynı zamanda eline bulaştırıyor boyayı, yüzüne bulaştırdığı oluyor. Sağlığa zararlı değil ve yıkadığımızda çıkıyor. Bunları da süngerle sildiğinizde çıkıyor. Hatta bunun bir tanesini ben kendime almıştım. Bir tane daha var. Kendim aldım, kendim boyuyorum. Ne kadar değişik bir anne ama öyle. Burada yine basit az figürlü günlük gördüğümüz hayvanlar. Deveyi görmesek de deveyi söylemeyi çok seviyor. Yani hani bildiği bir hayvan. Bir de bu manyetik sebzeleri ve sayıları aldım. Bunun aynısının sayıları da var. Göstermeyeceğim. 3 yaş ve üstü diyor ama Nil'in ağzına atma gibi bir huyu olmadığı için biz bu güzel bir aktivite olarak değerlendirebildiğimiz için benim bir tahtam var manyetik, ona takıyoruz, çıkartıyoruz. Aa diyorum, üzüm çok seviyorsun, hadi üzümü tak. Aynı zamanda kaloriferlerin üstünde, buzdolabının ve çamaşır makinesinin işte üstünde, bulaşık makinesinin üstünde de kullanabilirsiniz manyetik olduğu için. Ben onlarda çizilir diye kullanmayı tercih etmiyorum. Ama odasındaki ya da herhangi bir yerdeki bir kaloriferle çok rahat takıp çıkartıyoruz. Hadi işte göster bana, hadi üzümü ver, hadi üzümü tak. Çok güzel aktivite. Çok hoşuna gitti. Benim bu ayki alışverişim bu kadardı. Dediğim gibi ihtiyacım dahilinde aldığım ve hala elime ulaşmayan şeyler var. Mesela Çakra'nın bir, eğer kıyafetlerde kokuya meraklıysanız odalarda, Çakra'nın bir kıyafet şeyi var, parfümü var. Ütünün suyuna da katıyorum. Şu an adını unuttum. Bir powerlı bir şey vardı. Onu kullanıyordum. Şimdiki aldığımı ilk kez deneyeceğim. Ben çok seviyorum. Şans verebilirsiniz öyle şeylere eğer ilginiz varsa. Seviyorsanız mis gibi kokmasını. Nil'in ürünlerinde kullanmıyorum ama bizim kendi giydiğimiz tişörtlerimizde vesaire şey, eşyalarımızı ütülerken mutlaka ütü suyuna katıyorum. Ya da işte katlayıp kıyafetleri dolaba koyduktan sonra bir sıkıyorum. İnanılmaz güzel kokuyor. Bu temizlik kokusunu, temiz temiz kokusunu zaten çok seviyorum. Benim bu ayki alışverişim bu kadardı. Tabii ki çok konuştum. Bana kalsa bir bu kadar daha konuşabilirim. Ama videomuzun sonuna geldik. Umarım keyifle izliyorsunuzdur. Umarım çocuklarınız için bir alışveriş önerisi olmuştur. Umarım bir kitap önerisi olmuştur. Mutlaka kendinize kitap alın. Kendinize hediyeleriniz arasında mutlaka kitap olsun lütfen. Ben çok küçük yaşta okuma alışkanlığı edindiğim için ve bunu sürdürebildiğim için çok şanslıyım. Eşim de artık benimle beraber çok güzel kitap okuyor. Onda da bu alışkanlığı oturttuk. Etrafımdaki pek çok kişim
Çok güzel kitap okuyor. Çok güzel kullanıyor kitapları ve biz kendi aramızda değiş tokuş yapıp bunların üzerine konuşabiliyoruz. Bu yönden de çok şanslıyım. Çok geniş bir kütüphanem yok şu an bu evimde. Diğer videoda bahsetmiştim. Dediğim gibi ne zaman yayınlarım bilmediğim için kısa geçeyim. Şimdi arkadaşlarımızla çok verdiğim gibi alabildiğim için kitapları beraber böyle değiş tokuş yapıp okuyoruz. Birbirimizle paylaşıyoruz. Kendimize en güzel hediye bence cildimize yatırım yaptığımız hediye. Bu makyaj malzemesi olarak değil. Bence cildi içeriden ve dışarıdan beslemek. Ben eskiden çok fazla makyaj malzemesi alayım derdindeydim. Şimdi diyorum ya nemlendirici krem alayım, gözeneklerim için bir şeyler yapayım, doğala gideyim. Bunların üzerine zaten ayrı bir videoda konuşacağız. Kendimize bilişsel olarak ve fiziksel olarak yatırım yapmak bence çok önemli ve çok güzel bir şey. Her gün bir saat yürüyüş yapalım, yarım saat yürüyüş yapalım. Her gün birkaç sayfa bir şeyler okuyalım, kitap okuyalım, dergi okuyalım, gazete okuyalım, su içelim bol bol. Bunlar çok güzel şeyler. Artık videoyu kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Herkese iyi günler.